Son yılların belki de en ilginç karı koca kavgasını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Geçtiğimiz aylarda doktor olan eşini darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen ve kendisi de doktor olan adam, korona kapan karısının kendisine de koronavirüs bulaştırmaya çalıştığı ve darp ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. İfadesinde "Eşim ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın" diyerek yüzüme tükürdü dedi. "Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüme tükürdü. O anda adeta şoka girdi. Emniyete gidip doktor eşinden şikayetçi oldu. "Şikayetçiyim ve devamdan dönmeyeceğim." Akıllara durgunluk veren olay Samsun Bafra'da yaşandı. Doktor karı koca korona şüphesiyle test yaptırdı. "Birkaç gündür rahatsızdı. Onun testi pozitif çıktı, benimki negatif çıktı. Eve geldik. Kendisine bakıyordum, çorba yapıyordum." Genç kadın evde karantinadaydı. Kocasıyla tartışmaya başladı. "Vay, niye sizinkiler aradı? Benim hakkımda mı konuşuyorlar?" falan gibi paranoyalar yaptı. "Marketten gittim, bir şeyler aldım geldim. Aldığım gibi kafama fırlattı. Beni hastaneye mi yatırmaya çalışıyorsun? Benden kurtulmaya mı çalışıyorsun?" deyip cinnet getirdi. Tartışma farklı bir boyuta taşındı. "Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüme tükürdü. Tükrüğünü eline alıp ağzıma zorla soktu. Yani bana zorla virüs bulaştırmaya çalışıyordu zaten birkaç gündür. Daha sonra darp etti, sağımı solumu ısırdı. Isırdı. Kollarında mı? Kızarıklı. Ona da var. Sırtımda da var da gösteremiyorum. Doktor koca adeta şoke olmuştu. Soluğu karakolda aldı. Eşinden şikayetçi oldu, eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu, daha önce de kendisine iftira attığını öne sürdü. "İftiraları vardı. İşte daha önce sizin şeyden bir şeyimiz olmuştu. Psikiyatrik ilaç kullanıyoruz zaten. Ben de şikayetçi oldum. Yani daha önce de böyle şeyler oluyordu. Beni darp ediyordu. Daha sonra beni darp etti diye beni şikayet ediyordu. Vicdan azabı çekti. Ben yalan ifade verdim diye ifade verdi. Ben de şikayetçi olmadım ona." Can güvenliğinin olmadığını söyleyen doktor koca karantinadaki eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. "Sadece kadınlara değil, bu ülkede erkeklere de şiddet uygulanıyor. Bunu göz ardı edilmemesini istiyorum."